Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, uzmanlardan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu fay hattında büyük bir deprem olabileceğini ve bu depremin henüz yaşanmadığını ifade ediyorlar. Tokat'ta yaşanan depremin ardından, Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Abdussamet Arslan, önemli açıklamalarda bulundu. Profesör Doktor Arslan, önümüzdeki 10 yılda Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde 7 ila 7,5 büyüklüğünde deprem beklemek yanlış olmaz diye konuştu. Bir ayda bu hattın, özellikle Kuzey Anadolu fay hattının her iki ucunda hareketlenmeler mevcuttu. Yani 4'ün üzerinde çok sayıda deprem oldu. Dolayısıyla da bu fay hattında bir hareketlenmenin olduğu çok net bir şekilde zaten ortaya çıkıyor. Zaten fay hattı hep hareketli. Yani bu depremler zaten hep oluyor. Ama bize söylediği şey şu, geçen yıl yaşadığımız Kahramanmaraş depremini şu harita üzerinden eğer bir bakarsak, bakın iki fay hattımız bizim şu Doğu Anadolu fay hattımız, şu ise Kuzey Anadolu fay hattımız. Şuradan şöyle devam eden hat, Yunanistan'a doğru devam eden bir hat. Biz geçen yıl depremi şu bölgede yaşadık, tam bu bölgede yaşadık ve burada zemin şu Anadolu plağı yukarıya doğru 9 metrelik bir hareket yaptı. Şuradan 9 metrelik bir hareket yaptığı zaman doğal olarak ne yaparsınız? Bakın şurası bir blok, şurası bir blok, şurası bir blok. Bu bloğu yukarıya doğru hareket ettirdiğiniz zaman şunu batıya doğru hareket ettirirsiniz. Orta Anadolu'yu, İç Anadolu'yu şu şekliyle. Bu batıya doğru hareket ettiği zaman şu hat üzerinde kırılmalar meydana gelecek demektir. İşte Tokat'ta şuralarda bir yerlerde. Bingöl, Erzincan, Bitlis, Muş, şu bölge bakın inanılmaz derecede şu anda sorunlu gibi gözüküyor bana. Şu hattın tamamı sorunlu gibi gözüküyor. Şu hat üzerinde hem istatistik veriler hem geçmişteki olan depremleri vesaire ve jeofizik verileri incelediğiniz zaman 10 yıl içerisinde kesinlikle ve kesinlikle 7 ila 7,5 şiddeti arasında bir depremin olacağını size %90 olasılıkla söyleyebilirim. Deprem eğer bir bölgede olup bitmiş ise, buna Kahramanmaraş depremi örneğini vereyim. Bu bölgede deprem oldu ve bitti. Şu bölge için söylüyorum. Aynı bölgede bir kırılmanın tekrar yaşanma olasılığı neredeyse sıfır. Ne zamana kadar? Bunun periyodu doluncaya kadar ki Kahramanmaraş depreminin periyodu 450 ila 500 yıl civarındadır. Dolayısıyla da kırılmış olan bölge yani Pazarcık bölgesi, Elbistan bölgesinin bulunduğu tam o bölgede fayın tekrar kırılması için ve aynı şiddette deprem olabilmesi için bir 450 yıla daha zamana ihtiyacımız var. Burası 9 metre ileriye doğru hareket etti. Nereye kadar? Şurada Malatya civarında bu durdu bu hareket. Gerçek deprem, büyük şiddetli deprem hala daha olmadı. Dolayısıyla da özellikle Bingöl bölgesinde şu kavşakta bizim iki fay hattının buluştuğu şu Bingöl kavşağında, Yedisu kavşağında henüz daha beklediğimiz deprem olmadı. Ve bu depremi de hakikaten bekliyoruz ve bunun daha doğusunda yani Muş, Bitlis tarafında ve daha batısında Erzincan ve Tokat gibi, hatta ben İstanbul'u da dahil etmek istemiyorum şimdilik ama şu hat boyunca 7 ila 7,5 şiddetinde bir depremi çok beklememek çok hata değil, yanlış değil ama zamanlamasını söyleyebilmek çok zor. Ancak şöyle söyleyeyim size, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kesinlikle 7 ila 7,5 civarında bir deprem bu bölgede beklemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.